Bugün size inanılmaz, son derece insider, son derece gizli bir dosyayı açıyorum. Siber güvenlik, yazılım, atomu parçalama, dünyanın en büyük bilişim sistemleri, Hackerman, Chuckerman. Hepsi için en önemli dosyayı açıyoruz. Bugün Google'ı açıyorum size. Google'a işe girmek. Vay! Var ya, artı bununla beraber işi bıraktım. Peki, işi bıraktık ama ne yaptık? Az sonra hepsini anlatacağım. Bizim sektörde, yazılımda da bu böyledir. Mülakat soruları denen bir olay var. Hani bizim sektörde, dünyada genelinde hep var. Mülakat olayında hep bir böyle bir adamla yapılan bir söyleşi esnasında adamın bilgisini test etme, adamın bilgisini bir ölçme, bu adam ne biliyor, ne kadar biliyor falan, bunları anlamak üzerine bir eylem bu. Buraya kadar her şey normal. Bu hep bizim başımıza geliyor. Her yerde de var. Bu bir tek Türkiye'ye özel bir şey değil. Avrupa'da da var, Amerika'da da var, bilmem nerede de var. Şimdi bundan 2-3 hafta önce Google'la bir iletişime geçtim ben bir şekilde. Güzel bir pozisyon var. İşte bir satış öncesi çözüm mühendisliği. Bu ne yapıyor? Satışçılarla birlikte müşteriye gidiyor. Müşterinin ihtiyaçlarını analiz ediyor. Ona uygun bir çözüm ve lisanslama paketi neyse adamın çözüm mimarisini tasarlıyor, adama sunuyor. Tabii ki burada Google Cloud platformunu kullanıyor. Yani GCP dediğimiz platformu kullanan bir rol. Benim hayat boyu yapmaktan en çok keyif aldığım rollerden bir tanesi. Çok da severim. Çene laf yaptığı için böyle cor konuşayım. Müşteriye böyle elinde frappuccino makuccino alayım, gideyim oturayım böyle takılayım işte, size bu daha iyi gider, bana güvenin falan diye, tamam mı? Şu federaller dostum, çekil elindekini, yavaş yere bırak ve şimdi ben sana göstereceğim nasıl yapılması gerektiğini falan. Bu format. Ya yani ben bu olayları seviyorum, tamam mı? Böyle gideyim orada artist, tamam mı, kafasına bir tane patlat tipi. Bu rolde ilgimi çekti. Tarz olarak da bana uyuyor. Keyif de veriyor. O zaman dedim ben bir iletişime geçeyim. Abi bugüne kadar hep duymuşsunuzdur. Google'da soru sorulunca işte bir Volkswagen'e kaç tane fil sığdırılır? Facebook'ta falan bilmem ne sorularda öyle enteresan şeyler falan sorulur. Dilbiye duymuşsunuzdur değil mi? Şimdi şöyle bir olay var. Ben bu görüşmelere başladığım esnada bana dediler ki seni aynı gün içerisinde 3 tane mülakata alacağız. 3 toplantının içerisinde sana belli başlı sorular gelecek. Bu soruların hiçbirisi o şaşırtmacalı sorulardan değil. Hani o mantık sorularından değil. Google artık bunları sormuyor dediler. Artık sormuyormuş. Bana öyle dendi. Ben bilmem. Bana öyle dediler. Artık sormuyorlar. Şimdi abi baktığında security ile alakalı bir rol. Çözüm mimarı olarak giriyorsun. Güvenlik ekibindesin. Çiçek gibi rol. Her şey yolunda. Neler var? İşte 3 tane görüşme var. 3 görüşmenin bir tanesi teknik taktik bilgilerini test ediyorlar. Bir tanesinde iş hayatıyla ilgili bilgilerini test ediyorlar. Bir tanesinde de işte genel zor şartlar altında çalışma, stres altında çalışma şekillerin, işte Google kültürüne, Googler diyorlar bir de ona. Googler kültürüne falan uygun musun, değil misin falan diye böyle bunlarla ilgili görüşme yapıyorlar. Dedim güzelmiş bunlar, tamam burada bir sıkıntı yok. Ondan sonra sana şeyi veriyorlar. Konuyla ilgili çalışmak istersen diye Google Cloud platformun teknik security özelliklerini anlatan, güvenlik özelliklerini anlatan videoları falan da gönderiyorlar. Hani abi zaten sen o platformu bilmiyorsan oraya geldiğin zaman artık biraz geç değil mi? Biraz mantıksız geldi bana bu. Ulan dedim bu bir tuhaf oldu yani. Tamam böyle bir enteresan oldu falan. Neyse iyiymiş, hazırlanalım girelim bakalım ne olacak, nasıl bir şey çıkacak falan. Abi ben görüşmelere girdim. Şimdi size anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Bir, siber güvenlikle ilgili, siber güvenlikçi olduğum için siber güvenlikten bahsedeceğim. Siber güvenlikle ilgili mülakata, görüşmeye girerseniz, iş görüşmesine, size ağırlıklı olarak gelecek sorular nedir desem, cevabında vereceğiniz cevapların tamamını Google sormayı başardı. Yani ben bunu kitap olarak internette Google'da aratsam, ironi kes, Google'da Google mülakat soruları diye aratsam, çıkacak cevapların hepsi ÖSYM gibi abi. Çıkmış sorulardan soruyorlar. Bu dedim nasıl bir iş ya? Arkadaşlar bak, soruları aynen sizin için hiçbir masraftan kaçınmadım. Teknik ve taktik sorular artı diğer bütün soruların hepücüğünü not aldım. Adam ya geldi adam. İşte hizmet ayağınıza geldi. Halı, kilim, her türlü travel, her türlü overlock çekilir. Oğlum bak şimdi bu soruların hepsi YouTube'da işte Google mülakat soruları diye arattığınız zaman çıkan sorular zaten. Aynısını sordular. Ben daha bir yaratıcılık bekliyordum. Daha bir böyle derinlemesine anlatılmasını, daha bir böyle zor sorular. Ama bir gerçek var. 2 tane soru soruldu. İkisinin de konusunu ben açtım anasını satayım.
Ben açmasaydım o soruları da sormayacaklardı. Bak abi, hikaye şu. Birinci ve en önemli tüyo geliyor, biliyor musunuz dostlar? Bak şimdi çök. Bu bir eğitmen tüyosudur. Eğitmenlere veririz biz bu tüyoyu. İlk eğitime başlayacak olan, eğitmen olan arkadaşa mutlaka söyleriz. Eğer anlattığın konu içerisinde bir yerlerde konunun bir bölümüyle ilgili bilgin azsa o konuya girme. Sorarlar. Sordukları zaman da çuvallarsın. Mutlaka biri onu eşeler. O yüzden az bildiğin konuya girme. Hiçbir mülakatta, hiçbir görüşmede eğer bir konuda az biliyorsanız bir bölümünde çok fazla paylaşımına girip, oversharing diyorlar buna, bir konu hakkında çok fazla konuşup gereksiz detayları hakkında bilgi verip o detaylarda zayıfsanız oradan gol yemeyin. Bak çok önemli bu. Yapmayın bunu. Buna göre ortada ayarlayın. Şimdi arkadaşlar, ikinci sırrı veriyorum size. Eğer siber güvenlik kariyerinde teknik bir mülakata girecekseniz kriptografi çalışın oğlum. Elinde sonunda herkes sizi kriptografi bilgisinden test ediyor. Mutlaka kriptografi sorusu geliyor size. Hemen söyleyeyim size. Public Key Infrastructure, PKI, mutlaka sorarlar. Neden? Şunun için abi. Akademik konudur kriptografi. Akademik konu olduğu için de tanımları vardır. Tanımları olduğu için de tek bir doğru cevabı vardır. Yani asimetrik bir kriptografi ile simetrik kriptografi arasındaki fark nedir dediğin zaman adama verebileceği tek bir cevap var adamın. Başka bir cevap yok. Asimetrik dediğinde iki tane anahtar var, simetrik dediğinde bir tane anahtar var, simetrik dediğinde hızlı çalışıyor, asimetrik yavaş. Buddy, you're a boy, make a... Bitti. Başka cevap yok. Bu kadar yani. Orada küt 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 bunu sıralıyorsun. Adam bitiriyor. PKI sorusu. Public Key Infrastructure. Public Key, asma kilit. Private Key de anahtar. Private Key adamda, asma kilit her yerde bulunuyor. Sen adama bir şey göndereceksen adamın asma kilidini alıyorsun. Zarfı kilitliyorsun. Gönderiyorsun adama. Adamın kendi key'i açabiliyor zaten. Bitti. Public Key bu kadar yani. Bu da aynen şak diye ölçüklenebilir bir şey. SSH'ı soran bir Allah'ın kulu görmedim lan bugüne kadar. Bir Allah'ın kulu bana SSH sormadı oğlum. Bak TLS sordular. TLS nasıl çalışır? Çünkü asimetrik simetrik ikisi birden çalışıyor ya TLS. Onu soruyorlar. Authentication bilmem ne, authorization arasındaki farkları, webdeki authentication, authority, hemen elim şeyi çakıyor. OAuth'la SAML arasındaki fark ne? Single sign-on'la OAuth nedir? Nasıl çalışıyor? Onları bir anlat bakalım. Hemen bunları sorarlar. Bak, authentication, authorization, hani kişi kimliklendirme ve erişimi açma. Bu mutlaka sorulur. Mesela şeyi mutlaka sorarlar. İşte simetrik, asimetrik bilmem ne falan farklar arasında şeyi söylerler. İşte bir tanesi gizlilik, bir tanesi integrity içindir falan filan diye. Bütünlük içindir falan diye mutlaka anlatılır. Bak, web teknolojileri mutlaka sorulur. Encryption mutlaka sorulur. Ama ben şey görmedim. Abi sen bana IPsec'te nasıl çalışıyor? Bana IPsec anlat. Diyeni görmedim. Yıllar önce, 30 sene önce bir tane dangalak bana şeyi sormuştu. DNS'i sormuştu. DNS nasıl çalışır demişti. Nasıl ya demiştim herife. Bunu mu soruyorsun yani gerçekten? Evet dedi, DNS nasıl çalışıyor anlat bakayım dedim. Teşekkür ederim dedim, gittim ben de. Ha oğlum, Google'dan devam edeyim. İnanamadım oğlum. Biraz daha basit bir soru sorayım dedi. Sorun dedim. DDoS nedir dedi. Allah'ım, yıl olmuş 2021, adam bana DDoS soruyor. Nasıl ya dedim. Dedim ki baba bak, DOS bunun tek başına atılanı, DDoS birçok kişiyle atılanı. Bunun 2-3 türü var. İşte bir tanesi layer 7'deki application DDoS, bir tanesi işte network'ten atılan volümetrik atak. Volümetrik atağın varsa işte ISP'den temizlersin bilmem ne falan filan. Adam dedi ki volümetrik atağın varsa, network'ten saldırı oluyorsa layer 3'ten, bunu nasıl durdurursun dedi. Sen durdurmuyorsun onu dedim. Nasıl yani dedi. ISP yapıyor onu. Sen yapmıyorsun dedim. He dedi. ISP'de nasıl yapıyorsun? Off ramping ile dedim. O nedir dedi. Bak şimdi anlatayım ben sana. Traffic Management System diye bir şey var. TMS. Hold my beer. Burada böyle bir sahne oldu, tamam mı? Bak dedim. Arbor TMS vardır. Dünyadaki ISP'lerin %98'inde kullanılır. Arbor Networks'ün TMS ürünü bu iş için yapılmıştır ve sadece görevi budur. Olayı şudur. Trafik analizini yapar. Ondan sonra router'larda access listler oluşturur. Sonra trafiğin generate ettiği IP adreslerini, bloklarını otonom sistem announcement'larıyla BGP'den off-ramp yapar. Okey miyiz dedim. Okey dedi. Peki dedi, layer 7 olursan ama. Yine aynı şekilde inline web application firewall'la falan da çözebilirsin. Artı dedim ISP'den de çözebilirsin. Ama en temizi inline çözümdür orada. Ne kullanırsan kullan, network'e inline overtap yapman lazım. Ondan sonra oradaki paket inspection yapman ve paketler açıldığı zaman oradan durdurman lazım. Süper dedi. Biramı geri aldım. Böyle şeyler gördüğünüz zaman böyle bir sizde de hayal kırıklığı oluyor mu? Böyle gözünüzde çok büyüttüğünüz bir şeyin. Çünkü önemli bir şey. Yani ne olursa olsun Google'la iş görüşmesi yapıyorsun abi. Bunlar gelmemesi gerekiyordu abi bana. Anladın mı? Böyle bir ulan bu değil ya. Bu değil yani. Bu olmamalı yani. Anlatabildim mi? Hani bu bunlar olmaması gerekiyor. Daha bir şey falan. Evet abi, biz sanki çok büyütüyoruz olayı ya. Bir tık büyütüyoruz sanki hadiseyi. Çünkü adamlar daha ziyade bir kültüre göre alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hani seni bir kültürün parçası yapıyorlar. Teknik bilgiçi sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Ben şunu da anlıyorum. Üreticiler için şöyle bir gerçek vardır arkadaşlar. Teknik bilgi daima verilebilir karşı tarafa. O yüzden sizin teknik bilginizin çok üst
üst seviye olmasına gerek yoktur bu tarz işlere girmek için. Evet, sizin kültürünüzün uyuması gerekir. Çünkü kültür ve o aşının tutması sisteme en önemli kısım. Eğer o tutmazsa, çünkü siz isterseniz Allame Cihan olun bilgi birikim açısından, o şirkette ömrünüz çok uzun olmuyor. Benim McAfee örneğimi hatırlıyor musun? Bildiğim halde, o kadar iyi konuya hakim olduğum halde kültürel olarak uymadığımız için işle patlamıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi McAfee örneğini? Şuna geleceğim. Ama ne olursa olsun ben de bir tık bir şey görmek istiyorum. Yani iki tane soru geldi arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı iki tane soru geldi. Ama onlar da kötünün iyisi. DDoS'u anlattık ya. EDOS diye bir şey var. EDOS. Duydunuz mu arkadaşlar hiç bunu? Hikaye şu. Siz cloud'da yer alan bir tane makineye DDoS atarken makine çalışamaz hale geliyor ya. Bu makinelerde genişleme özelliğine sahip ya. Bunlar da o yüzden attığın zaman DDoS saldırısını yapıyorsun. Makine expand ediyor. Makine büyüyor. Daha fazla kaynağı büyüyor. Daha da fazla kaynağı büyüyor. Bu sefer şirketin bütçesini eritiyorsun. O makine için ayırdığı bütçeyi eritip makinenin cloud provider'ın makineyi durdurmasını sağlıyorsun. İşte atıyorum $500 bütçesi varsa o makineye. $500 büyüyor makine. Çat, makine kapanıyor $500 dolduğu için. Billing yapamadığı için cloud provider. Buna da EDOS deniyor. Bu mesela güzel soru yani. Bunu orada sor abi. Cloud'sun sen. Bunu sorman lazım. Sonra Identity Access Management kısmında key management kısmına geldik. Orada adam envelope key management'ı sordu, tamam mı? Envelope key management çok AWS tabiri. Eğer Amazon kullanmıyorsan aynısını Google'da almış ama Azure'da değil. Master Key diye kullanıyoruz mesela Azure'da. E abi Microsoft'tan gelen adam Envelope Key olayını bilmez, tamam mı? Ya da başka bir adla bilebilir. Ben mesela Master Key Store diye biliyordum. Envelope Key diye bilmiyordum. Envelope Key de hikayesine güzel soru bu da. Şimdi her SSL sayfanın bilmem neyin HTTPS sayfanın sertifikaları var ya. Bu sertifikayı alıyorsunuz abi. Master Key şey sertifikası var. Oradan generate ediyorsunuz. Bununla aynı zamanda sizin cloud provider'da durması gereken sertifikanız var. Siz sertifikaları siteye yapıyorsunuz. Siteler için dağıtıyorsunuz bütün sitelere. Ondan sonra sizin bunları yenilenebilmeniz veya işte kendi data keyleriniz, data encryption için kullanacağınız keyler bilmem neler falan filan, artık nerelerde key kullanacaksanız bunların hepsinin durduğu bir yer var. O durduğunuz yeri alıyorsunuz, bir zarfın içine koyuyorsunuz. Zarfı da başka bir anahtarla kilitleyip onu da başka bir zarfa koyuyorsunuz. Böylece master bir key var, onu açıp diğerini açıp ondan sonra servis account'una atayabiliyorsunuz key'inizi ve datanız açılıyor, tamam mı? Çözülüyor. Yani bir anahtar yönetim sistemi cloud'da. Güzel bir soru mesela. Bunu sor baba. Ama 10 tane soru geldiyse bugüne kadar teknik sorular anlamında, Google'dakiler de dahil, en güzel 2 tanesini Google sordu. En kötü 8 tanesinden 7 tanesini de Google sormayı başardı. Abi şimdi bak, teknik soruları geçtim. Ne dedim size? Önemli tüyolarımdan bir tanesi, sizi dedim kültüre alıştırırlar. Teknik bilgi size verilebilir bir şeydir. Üreticiler için özellikle. O yüzden sizin kültürünüzün uyup uymadığına bakarlar her zaman için. Bu ve benzeri konu başlıklarında mutlaka sorular gelir. Bu ve benzeri konu başlıkları üzerine hazırlık yaparsanız her türlü rahat rahat geçersiniz. Ben şunu öğrendim. Google'da bile size yaratıcı soru en fazla 2 tane geliyor. Genelde her yerde bu yılda, bu yüzyılda bile aynı sorular geliyor arkadaşlar. Ben daha yaratıcı beklerdim. Bunlar geldi. Şimdi işin kültür tarafına gelelim. Abi kültür için bir tane Fransızla toplantıya girdim, görüşmeye. Adam kafenin tekinde oturmuş, almış eline frappuccino, mokuccino, kokuçusunu, usunu. Açmış webcamini, takmış bir tane Bose kulaklığını. Aha merhaba Google'a hoş geldin. Şimdi seninle işte genel kültür, işte genel hareketlerin hakkında konuşacağız. Hayırdır, ne yayla ne yayla konuşuyorsun ya? Konuşalım bakalım. Hadi bakalım falan dedim böyle. Dedi işte bana başarısız olduğum bir anı anlat. Nasıl baş ettin bu durumla? Dedim böyle sıçtım. Üstüne bir de sıvadım. Yetmedi, mum diktim. Mükemmel oldu ha. Ondan sonra da kovdular. İşte bu dedi ya. Bu açıklığı bekliyorum. Ne oluyor lan? Peki. Ondan sonra devam etti. Şirketin faydasına olan ama yanlış yapıldığından dolayı şirketin zarar edeceğini düşündüğün bir olay yapılıyor. Yani senin düşüneceğin şirketin faydasına, başkasının yaptığı şirkete zarar verecek ama sana faydası var. Böyle bir durumda ne yaparsın? Her mantıklı insan gibi durdururum onları dedim. Niye dedi? Bana parayı şirket verdiği için olabilir mi? Nasıl yani? Hani ben şirkete çalışıyorum ya, önce şirketin haklarını gözetmem gerekmiyor mu mantık olarak dedi. Haklısın dedi. Teşekkür ederim. Peki dedi, o zaman üçüncü soruya geleceğim dedi, tamam mı? Bu sefer dedi kendine zarar veriyor, senin isteklerine zarar veriyor ama şirkete çok büyük yarar sağlayacak bir konfliktin içindesin, çatışmanın içindesin. O zaman ne yaparsın? Çok zor soru dedim. Neden dedi? Tabii ki şirketi seçerim yine dedim. Mantık aynı dedim. Şirket benim paramı ödüyor dedim. Sadece beğenmediğim şeyi söylerim ama gözümü kapar vazifemi yaparım. Benim çıkarlarımdan her zaman şirketin çıkarları daha üstlüdür benim çıkarlarımdan dedim. Çok güzel dedi. Peki, teşekkür ederim dedim. Son soru dedi. Şirketin dedi senden dedi bir takım kurallara uymanı bekliyor dedi. Yanında partner var dedi. Bir müşteri desin dedi. Ellememen gereken bir sistem var orada ama sen o sistemde çok ustasın dedi. Ellememen gerektiğini biliyorsun dedi ama kriz anındasınız dedi. Hiç kuralları esnetir misin dedi. Hayır dedim. Ama çok kolay bak, orada duruyor öyle bilmem ne falan filan. Hemen elini dokunacağım, düzeleceğim. Hayır. Ama neden falan ya? Ben security'ciyim dedim. Aman olsun, ne olacak, değiştirin. Ben kuralları esnetirsem sistemlerde parasal, maddi, manevi bir sürü zarar olur dedim. Mantıklı dedi. Peki dedim. Kaldım böyle, nasıl yani diye. Abi havacılıkta kural esnetilir mi?
İyi o zaman biz giderken uçağın kapısını açalım. Canımız hava almak istedi. Oğlum firewall'a en iyi accept yazalım. Neden? İşte kolay. Lan öyle iş mi olur? O zaman kumeleğine döner server yani. Bu kadar basit. Bizim işler de böyle yani. İyi o zaman biz bütün antivirüsleri disable edelim herkesin makinesinde. Ne olacak? RAM gidiyor. Öyle bir dünya var mı lan? Ondan sonra abi birkaç tane de mimari sorusu soruldu işte. Başka bir üçüncü görüşmede de başka mimarilerle ilgili sorular soruldu. Ben de bundan evveliyatında başka bir firmayla görüşmeye başlamıştım chat. O sebeple o görüşmeye başladığım firmadan haber gelince gittim Google'a mail attım. Dedim hepinize teşekkür ederim. Benden bu kadar Google. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sana hayatta başarılar. Tanıştığımıza memnun oldum. Reddettim. Peki. Ben burada sizde bundan 1-2 hafta önce Canbank olayını anlattım. Canbank olayında bir firmadan bahsettim. Ve bir firma dünyada hibrit cloud teknolojilerinde en büyük firma dedim. Ondan sonra dedim bu adamlar gittiler Red Hat'i satın aldılar dedim. Ondan sonra gittiler bu adamlar Northcloud'u satın aldılar dedim. Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi bakayım. Eyvallah dostlar. Northcloud'da IBM'de başlıyor Can abiniz 1 Eylül itibariyle. Yakışır mı? Bir hayırlı olsunuzu alırım dostlar. Allah gani gani bin güzelini size bağışlasın inşallah. Ve mesela onlarla yaptığım görüşmeyi anlatayım ben size. Teknik soru bilmem ne falan filan mülakat yok abi. Adam gitti dedi ki böyle bir senaryo var, böyle bir müşteri var. Bu adam cloud'a geçecek. Bu adamı cloud'a geçir. Bana öyle bir 5-6 dizayn yap ki bu adam cloud'a geçsin. Ne teknik soru var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Çözümü üret, sun, okeysen okeysin. Bence de sorudan daha iyi. Çözümü getir abi, işte bu kadar basit. Sorun var ortada. Adam sana sorun senaryosu veriyor. Çöz baba diyor. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.